Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konu. Bakın kıymetli izleyicilerimiz, ben geçtiğimiz günlerde yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızla ilgili büyük bir müjde vermiştim. Eğer Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, yaşınız kaç olursa olsun, 30, 40, 50, 60 kaç olursa olsun, lütfen şimdi anlatacaklarımı çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bakın, geçtiğimiz günlerde ben İstanbul'a gittim. İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu söyledim, beni takip edenler bilir, izlemiştir mutlaka. Dedim ki Özgür Bey, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız Türkiye'de bir gelirim olsun, az da olsa bir maaşım olsun istiyor dedim. Ama 2019 yılında çıkan bir yasayla vatandaşlarımızın çoğu Türkiye'de emekli olma defterini kapattılar. Dediler ki çok para ödeyeceğiz. Özgür Bey bana şunu söyledi. Dedi ki Fatih Bey, herkes için yüksek para ödeyecek diye bir şey söz konusu değil. Bakın değerli izleyicilerimiz. Dedi ki 3500 euro devlete borçlanma yaparak emekli olan da var. 5000 lirada, 5000 euro da ödeyerek borçlanan da var. 10.000 ödeyerek borçlanan da var, 40.000 ödeyen de var. Peki bu nasıl ortaya çıkıyor? Dedi ki biz dedi kişiye özel bir çalışma yapıyoruz. Vatandaşın kısacası röntgenini çekiyoruz. Ve yapmış olduğumuz bu çalışma sonrasında vatandaş devlete kaç para borçlanacak? Ne zaman emekli olacak? Türkiye'de sağlıktan nasıl bedavaya yararlanacak? Ve Türkiye'de kaç para emekli maaşı alacak? Biz dedi bunların hepsini ortaya çıkartıyoruz. 3-4 gün süren bir çalışma. Ondan sonra vatandaş ne yapacağını biliyor. Geleceğini planlıyor. Sadece kendisi için değil, eşi için, çocukları için ya da gençler bizi izliyorsa özellikle kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50 kaç olursa olsun geleceğinizi planlayın arkadaşlar. Öğrenin, gelecek de bir gün gelecek. Özgür Bey yine bir hatırlatmada bulundu. Bak dedim Özgür Bey, geçmişte çok sayıda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyeti oldu. Pek çok kişi bu vatandaşlarımızı dolandırdı, paralarını aldı, emekli etmedi. Bakın ben de çok yakından biliyorum bunları. Onun için bizim bundan sonra tabii ki temkinli olmamız gerekiyor. Şunu söylüyorum. Sadece ve sadece güvendiğiniz ve benim önerdiğim güvenilir insanlarla hareket etmenizde fayda var. Çünkü emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey, iki sefer değil. Yanlış bir müracaat yaparsınız, yanlış bir form, yanlış bir dilekçe verirsiniz, alacağınız maaş yarı yarıya düşer, haklarınızı kaybedersiniz, geriye dönüş yok. Onun için bir uzmanla hareket etmenizde fayda var. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, yaşınız kaç olursa olsun Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız, şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz değerli izleyicilerimiz +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattına yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben sizden danışmanlık almak istiyorum diyorsunuz ve Özgür Bey'le olan işlemlerinizi başlatıyorsunuz. Türkiye'ye gitmenize gerek yok arkadaşlar. Bununla ilgili olarak aşağıdaki WhatsApp numarasına şu ülkede yaşıyorum, örneğin Almanya'da yaşıyorum, adım bu, danışmanlık almak istiyorum dediğinizde şu anda WhatsApp'ın başında bulunan arkadaşlarımız size hemen cevap verecekler ve Özgür Bey'le sizin görüntülü randevunuz oluşturulacak. Yani canlı bir şekilde Özgür Bey'le görüşeceksiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu görüşme sonrasında Özgür Bey sizin bilgilerinizi alacak, 3-4 gün süren bir çalışma yapacak, sonra tekrar randevu oluşturulacak. Sizin bir yol haritanız çıkartılacak. Nasıl emekli olacaksınız? En ucuza nasıl emekli olursunuz? En yüksek emekli maaşını nasıl alırsınız? Bunun yanı sıra Türkiye'de bedavaya sağlıktan yararlanmanın formülü nedir? Tüm detaylarınızı Özgür Bey size verecek. Onun için bu fırsat bir daha gelmez. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız için kaç olursa olsun yaşınız, kadın, erkek fark etmez, bu fırsatı kaçırmayın. Ve aynı zamanda şunu da hatırlatmak istiyorum. Eşleriyle beraber, yani karı koca danışmanlık alanlara %50 indirim var. Bu hizmetten bir kişi eğer yararlanmak istiyorsa sadece 120 euro ödeyecek.
Eğer eşinizle beraber bu hizmetten yararlanmak istiyorsanız toplamda 240 euro ödemeyeceksiniz. Sadece 180 euro ödeyeceksiniz. Yani hanımlar özellikle onlara Özgür Bey'in bir cesti 60 euro ödeyecek. Ama eşiyle beraber danışmanlık alırsa. Yani iki kişi 180 euro. Tek kişi 120 euro. Arkadaşlar 120 euroyu nereye harcamıyoruz ki? Şimdi iki kişi bir restorana gidelim, oturalım, bir yemek yiyelim, 120 euro veriyoruz. Böylesine önemli bir şey için, yani geleceğinizle ilgili planlama yapacağınız bir şey için sakın ola ki ihmal etmeyin. İki kişinin yemek parasına siz gelecek planlaması yapıyorsunuz, emeklilik planlaması yapıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Bakın bu 120 euronun içerisinde hangi hizmet var? Siz emekli olmaya karar verirseniz sizin tüm işlemlerinizi de Özgür Bey yapacak. Yani hepsi 120 euro. SGK'ya başvurular, dilekçeler, formlar, durumunuzun araştırılması. Bütün işlemler 120 euro. Ek hiçbir ücret yok. Emekli maaşınızı alacaksınız. Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen en ucuz uçak bileti 300-400 euro. Gideceksin, yiyeceksin, içeceksin. Ondan sonra neymiş? En az 500-600 euro paran gidecek. Oturduğun yerden gitmene bile gerek yok. Görüntülü konuşuyorsun ve sorununu çözüyorsun. Özellikle gençlere sesleniyorum. Bakın gelecekte bir gün gelecek. Siz de gelecek planlamanızı, emeklilik planlamanızı mutlaka yapın. Bu fırsat bir daha gelmez. 120 euroya böyle bir danışmanlık, böyle bir hizmet yok. Ben çok iyi biliyorum. Onun için Emekli TV'nin yurt dışında yaşayan dünyanın neresinde olursanız olun tüm vatandaşlarımız için büyük bir kampanyası. Bunu sakın ola ki kaçırmayın. Benden size söylemesi. Üzülürsünüz çünkü bir daha tekrarı olmayacak. Onun için şu an ekranın altında görmüş olduğunuz danışmanlık hattına WhatsApp'tan yazarak danışmanlık almak istiyorum diyorsunuz. Adınız, soyadınız, yaşadığınız ülke, bu kadar. Sonra Özgür Bey'le randevunuz oluşturuluyor. Bu değerli izleyicilerimiz, hani şöyle bir şey var. Herkes şu anda cebinde para varken güzel, sorun yok. Peki yarın ne olacağını biliyor musunuz? Yok. Vatandaş diyor ki Türkiye'de emekli maaşı düşük. Allah aşkına hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hollanda'da yüksek mi? Nerede yüksek? Eğer yüksekse bir kişi lütfen videonun altına yazsın. Durumunuzu öğrenin, ne yapacağınıza öyle karar verirsiniz. Şimdi ben duyuyorum, görüyorum vatandaşa. Ali bunu demiş, Veli bunu demiş, yok dayım böyle dedi, yok şunu yaparsın dedi, çok para. Arkadaş bak ne diyor Özgür Bey, 3500 euro bile emekli ettiklerimiz vardı. Önce bir durumunu öğren, yol haritanı belirle, ondan sonra yola çık. Türkiye'ye gitmene bile gerek yok, oturduğun yerden. Özellikle hanımlar, arkadaşlar bakın erkeklere söylüyorum, eşlerinizle ilgili bu fırsatı kaçırmayın. Gençler, anne babanızla ilgili ve kendinizle ilgili mutlaka emeklilik planlamanızı yaptırın. Aşağıdaki WhatsApp hattından derhal yazarak bu danışmanlıktan alın. Sadece 120 euro. Otursak arkadaşlar iki kişi yemek yeriz. O kadar. Evet, şimdiden değerli izleyicilerimiz hayırlı olsun. Bugüne kadar pek çok vatandaşımızın emeklilik müracaatları yapıldı. Emekli maaşlarını almaya başlayanlar var. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu treni kaçırmayın. Benden size söylemesi. Evet kıymetli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.